Sen doğduğumu duydu ya, değil mi? Evet. Mısır çavuşundan da fark etti. 40 dakika. 3. sınıfa geldiğimizde evet. 50 kaç, 54'te yoktu. Yok. İyi bazı sorunlar, elhamdülillah. Balların manevi eşyatında. Sen uzmanları yoktun değil mi Üstad bu bandadayken? Ben bir yaşım benim şimdi. Öyle mi? 1924. Bir yaşım. Geldiği zaman. Gittiği zaman Üstad dışına var mısın gelir? Buradan gittiği zaman bandadayken. Buradan gittiği zaman mektebin 4. sınıfındaydım. Evet değil mi? 1935'te. 1935'te Allah'ım. Bak barla işte biz Mursa gittik ama Mursa'nın şeyi böyle bak barla daha büyük kıymet aldı yani. Her taraf tanılıyor. Bak millet geliyor arabalarla. Otobüslerle barla yani. Hüsaniye'nin ilk çektiği yer. Allah Allah. Adam koskoca emekli mesela subay burada şey olmuş. Ya bakın fakir hemen böyle ha hemen ha böyle harbi ya yani, ha işte öyle hayatı ya. Vallahi tebrik ederiz diyorlar ya. Acaba ne kimle var ya şimdi bizim zamanımızda 54'te kim hayatta o zaman? Öyle mi? Orada o maşallah. Ramazan'ın konusu. Dükkan mı oluyor şu yerleriniz? Oluyor bayağı. Bazıları oldu. Hepsi değil. Onu dükkanın yanı abi. Dükkanın hemen yanı. İhsan biliyorsun değil mi? Sen de bazılısın iyi. Tavsiye hayatı ver bakayım. Bu maşallah bu yıldırım. Ne oldu Mustafa Efendi ya? Barla Ehl-i Yaman'ın manevi imdada gönderilen Barla Saniyeli Külliyatı'nın telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir. Barla Millet-i Saniye'nin hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir delalet ve dilsizlik cereyana karşı Kur'an'dan gelen bir hidayet nurunun bir saadet girişinin tülü ettiği bellidir. Barla Rahmetullah Yen'in, İhsan Rabbani'nin ve Lütfi Yezdani'nin mübarek Anadolu hakkında bu kahraman İslam milletinin evlatları ve alem-i İslam hakkında hayat evlatlarının, ebedi sertlerinin medarı olan eserlerin deman ettiği bahtiyar yerdir. Bediüzzaman Said Nursi Balla nayesinde daimi ve çok şiddetli bir şiddet ve zulüm ve tanıdık altında bulunduruluyordu. Balla'ya nefis sebebi ise kalıbın şehirlerine bırakmıştırıp böyle ücra ve köy atlarak ruhun ve mevcut Hamid İslami'nin hümran etmesine mani olmak, onu konuşturmamak, söyletmemek, İslami iman eserleri yazdırmamak, atıl bir müddetini düşürüp disizlerle müzahede eden ve Kur'an-ı Zatik'ten men etmekti. Ve bu zaman ise bu planın tamamen sınır hareket ettiği etmekte muvaffuk olduğu
Bir an bile durdurmadan ballı gibi fırtınalı bir yerde Kur'an nimet hakkını ders veren ısrarlıdır eserlerini telif ederek perde altında meşrini temin etti. Bu vatıkiyet ve müzakkiriyet ise çok muazzam bir kalbiyet idi. Zira o bir dehşeti gençlik devrinde akibir tek eserini yazdırılmıyordu. Din adamları susturulup yok etmeye çalışıyordu. Dinsizler bizi zamanı yok edememişler, uyuşmuş kalp takımları sınırdı getiren İslami ve imani nesiyatına mani olamamışlardı. Ve zamanın yaptığı bu dün nesiyat, üniversitelik için zulüm ve sıklar mutlak devrinde hiçbir zaman yapamadığı bir iş idi. Kim böyle bir şey yapıyor? Ahmet Fatın adılar abi, güzel okuyor. Hayır, Ahmet. Ben bu bir defa gördüm ben. Eskiden gelirdi yani önce değil de. Biz o şey etti, aramızda şimdi arada. Tamam. Onlar beni sürdüler demin. Evet, 600 sene belki Abbasiler zamanından beri yani 1000 seneden beri Kur'an-ı Hakim'in bir bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyan Türk milletini, bu vatan evlatlarını İslamiyet'ten uzaklaştırmak ve mahrum bırakmak için Müslümanlığa ait her türlü bağların koparılmasına çalışılıyor ve bir fiilde muvaffak olunuyordu. Bu vaka cüz'i değil, külli ve umumi idi. Milyonlarca insanın, hususen gençlerin ve milyonlar masumların, talebelerin iman ve itikatlarına, dünyevi ve uhrevi felaketlerine taalluk eden çok geniş ve şumurlu bir hadise idi. Ve kıyamete kadar gelip geçecek Anadolu halkının ebedi hayatlarıyla alakadardır. O zaman ve o senelerde bin yıllık parlak mazisinin delalet ve şehadetiyle Kur'an'ın bayraktarı olarak en yüksek bir mevki muallayı ihraz etmiş bulunan kahraman bir milletin hayatında İslamiyet ve Kur'an aleyhinde dehşetli tahavviller ve tahripler yapılıyor ve cihanın en namdar ordusunun bin senelik cihad-ı diniyle geçen parlak mazisi ve o mazide metfun muhterem ecdadı yeni nesillere ve mektepli talebelere unutturulmaya çalışılıyor ve maziyle irtibatları kesilerek bir takım maskeli ve surete parlak kelamlarla ifalatta bulunarak komünizm rejimine zemin hazırlanıyordu. Şey, Mustafa burada mı? Nöbetçi mi yoksa? Nöbetçi. Tam nöbetçi vaktim oldu mu diyor. Evet, devam et. İslamiyet'in hakikatinde mevcut maddi ve manevi en yüksek terakki ve medeniyet umdeleri yerine dinsiz felsefenin bataklığındaki nursuz prensipler, edepsiz edip ve filozofların fikir ve ideolojileri, gizli komünistler, farmasonlar, dinsizler tarafından telkin ediliyor ve çok geniş bir çapta tedris ve talime çalışıyordu. Bilhassa İngiliz, Fransız gibi İslam düşmanlarının İslam alemini maddeten ve manen yıpratmak, sömürmek emellerinin başında kahraman Türk milletinin dini bağlardan uzaklaştırılması, örf, adet, anana ve ahlak bakımından tamamen İslamiyet'e zıt bir duruma getirilmek planları vardı ve bu planlar maalesef tatbik sahasına konmuştu. İşte Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'la Anadolu'daki hizmeti imaniye ve Kur'aniyesine can siparihane çalışan bir fedai İslam olarak başladığı seneler ki zemin yüzünün görmediği pek dehşetli bir cinsizlik devrinin başlangıcı ve teessüs zamanı idi. Bunun için Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'la hizmetine nazar edildiği vakit böyle dehşetli bir zamanı göz önünde bulundurmak icap eder. Zira tarihte emsali görülmemiş bu kadar ağır şerait tahtında yapılan zerre kadar hizmet dağ gibi bir kıymet kazanabilir. Ufacık bir hizmet büyük bir değeri ve neticeye haiz olabilir. Ver gel Ahmet'e ver gel. Ahmet abi. Evet, Türk milleti balladayken dedi, elleri kolları bağlı kılındı. Elleri kolları bağlı kılındı, bana sahip ediyorlardı. Size soruyorum dedi, elleri kolları bağlı kılındı olan bir adamın davası yayılırsa böyle hani parlarsa, bu benim himmetim mi dedi, benim şeyim mi, benim kuvvetim mi de hayır. Rahmet-i ilahiyat, kudret-i ilahiyat tecelli ediyor dedi.
Ben de ellerim kolunu bağladık mı dedim. Konuşturmaktan maniydim bir evi. Bu kadar mahrumiyet içerisindeyken hizmetin de parlaması Cenab-ı Hakk'ın dedi kurutuyla olmuş diye böyle şey diyorlar. Allah kabul etsin. Ya buraya barla dostları gelmedi mi? Niye almadık ya kardeş? Barla dostları pasla kitap o da şey. Ama sözler var ya. Evet, amin değil sözler miydi? Her söz. He? Her söz. Her söz değil mi? O bastı. Ben de ön söz yazdım. Bana hep hatıralar dolu. Neler neler böyle. Vallahi hep şey ver. Hatıralar var o şeyde. Hep toplamış o. Nereye gidiyorsun şey? Çay getiriyorlar. Zemzem var abi. Zemzem var abi. Bir şey var. Öyle mi? He. Kurma. Ne de abi o? Evet. Bu ara şeyden, Bafra'dan aradılar ya. Sonra bir daha aradılar ki bugün şeyin tam bugün 7. vefat yıl dönümü Muammer amcanın bu akşam. Öyle mi? Neler dedi? Sıra beklemez. Hadi. Muammer Efendi ruhu için el sağ. Niye geliyorsun? Yarın da Şahin Efendi vefat yıl dönüyor. Onun da ruhu için. Öptüm barlarlar bunların ruhları için. Ve evlatlarımızın ruhu için El Fatiha. Otur yani ya. Senin yerin başkoca. Tamam. Senin bir tavsiye hayatta çıkarmıştın. Sen de getirdin. Buraya koysak olur mu? Olur mu? Okuyalım. Bunları duyuyoruz. Nerede? Git bakalım. Abi gel. O... Maşallah arabada. Ya. Hiç burada boş durmuyor. Maşallah. Kalenin matbaa gibi. Sen selamlar var şeyden, Mekke Medine'den. Hususan Hayati kardeşin damadı. Onu tanıyor musunuz? Evet. Mekke'nin dershane açmış. Abdülkerim. Abdülkerim, maşallah. Buyurun, buyurun, buyurun. Mehmet Bey, buyurun ya. Allah kabul etsin. Sen de az değil mi ya? Niye sarılmışsın? Sen bu şey var ya, kalbi büyüdüşüyor. O kutu güzel oluyor. Ben artıktan duydum. Yahu dedi. Yemiştik böyle. Bunu unuttum. Dinledim. Sanki bir şahit gibi. Yani şahit başka bir şey. İnsan sevmeyi yapayım der. Harika bir şey. Kaç bin tane bastın? İleride bastın. İleride bin tane bastın. Anlıyorum. Makine yatırdı. Onu erdi. Ben geldi ya. Altı tane. Alalım. O zaman. Bunlar bak şimdi ödün sana. Sana kaldığında felaka edersin o zaman. Ne mi? Hayvan benim. Niye ben de bahsediyorum. Osmanlı harfleri de. Açılma seçim de bir tadı. Kim?
Şöyle yapalım. Birbirler yapalım. Tarafı doğru yapalım. Arabi mesleği. Böyle almış şöyle bir yer. Nur abi bir başlıyor. Yavaş abi yavaş. Resim çekiyor. Çektim diyor resim. Çünkü alim şahı çekiyor. Yerleriyle beraber. Abi sen hali bakıyorsun. Ondan başlıyorsun. Ne kadar? Hadi başlıyorsun. Ne diyor değil mi? Bizde bittiği de yaşayıp, işte bir şey yapacağız. Artık bir anlıyor. Sana böyle bitmiyor. Thank you.
Thank you.
Evet canlı. Bir de sana vereyim bu tarzı. Olur abi. Yavaş hafiften bu tarafa. Hafiften şöyle kafanı o tarafa çek. Şöyle. Eğitsene mi? Eğitsene. Geçen sene Seyyidler cemaatinden bir grup İstanbul'a gelmişlerdi. Hem ziyarete hem de küçük bir panel vardı. Bu vesileyle Sınırabi'yle beraber bir Türkiye turu yaptık. Hatta bu sene gidişte onları gördük geçen Umre'ye gidişte. Yani bu Türkiye gezisinden çok etkilenmişler. Çok böyle şartlanmışlar, hizmetler içi basmaktadır. Aynı Türkiye'deki hizmetler gibi orada da Allah razı olsun yine gayret ediyorlar. Bu vesileyle geldiğimiz ve gördüğümüz yerlerden Arabistan'a döndükten sonra bir mektup göndermişler. Onu çok yerlerde okuduk. Bunu da önce de okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Seyyidler Cemaatinin İstanbul'daki Risale-i Nur Semposyumu ve Türkiye gezilerine ait mektubu. Aziz Sıddık, Sebatkar, Hakayet-i İmaniye ve Kur'aniye'ye, Kur'an'ın bu asra bakan muazzam tesiri olan Risale-i Nur'a hizmetkar kardeşlerimiz ve mübarek ve muazzez sevgili üstadımızın hakikatli talebeleri. Evvelen sizi bu mübarek şuhur-u selase ve içindeki kıymetli leyli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak her bir geceyi sizin ve bizim hakkımızda birer leyli-i regaib ve leyli-i kadir kıymetinde semeradar etsin ve sevap versin. Amin. 26-27 Temmuz 2005 tarihindeki Risale-i Nur ve Tasavvuf mevzulu sempozyuma katılmak üzere 26 Temmuz Salı sabahı Mekke'den İstanbul'a vardık. Sungur abi, Fırıncı abi, İhsan Kasım abi, Vahdet abi, Kenan Demirtaş abiler ve kardeşlerden bir grup bizi havalarda karşıladılar. Sempozyuma Suriye'den Ramazan Elbuti ve oğlu Tevfik Elbuti, Doktor Ebul Huda, Irak'tan Muhsin Abdülhamid, Cezayir'den Ammal Ceydal, Fas'tan Mustafa bin Hamza, Serit el-Ensari, yine Irak'tan Edip Debbab, Türkiye'den Suat Yıldırım, Mekke'den Seyyid Şeyh Muhammed İsmail Zeyn ve Gavs-ı Geylani Hazretlerinin torunlarından Seyyid Ömer Geylani ve Seyyid Muhammed İbrahim Elmas gibi alem-i İslam'da maruf ve yeni simaların da iştirakıyla muhtelif erkardaki hocalar Risale-i Nur'daki tasavvuf fikri üzerinde birleştiler. Risale-i Nur ve hizmeti sempozyuma katılanları derin tesiri altında bırakmıştı. Buna küçük bir misal şudur ki, Profesör Faris Kaya Ramazan Elbudi'den Risale-i Nur'daki hususi birkaç mevzuya dair özel bir kitap hazırlamasını istedi. Ve bunu Amerika'da faaliyet gösteren dünyanın en büyük yayın evlerinden birine basmalar için vereceklerini ifade etti. Bu yayın evinin sahipleri, Üstad ve Risale-i Nur'a dair ne olursa basıp dağıtacaklarını bildirmişler. Elbudi böyle bir yayın evine nasıl ulaştınız diye hayret içinde kaldı. Evet, medeniyet-i sefiyenin tuğyanı ve madyunluk taunuyla deli divanı olup başı dönen insanlık, hakikat asliyesini ve ona müteselli olacak nuru arıyor. Evet kardeşlerim, Hazreti İsa Aleyhisselam İncil-i Şerif'te demiş ki, ben gidiyorum ta size tesellici gelsin. Yani Ahmet Aleyhisselatü Vesselam gelsin demesiyle, Kur'an'ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi tesellidir. Evet, bu dehşetli kainatın fırtınaları ve zeval ve tahribatları içinde ve bu boşluk nihayetsiz fesada her şey ile alakadar olan insan için hakiki teselliyi ve istinat ve istimdat noktalarını yalnız Kur'an veriyor. En ziyade o teselliye muhtaç bu zamandır. Bu zamanda en ziyade kuvvetli bir surette o teselli ispat eden ve gösteren Risale-i Nur'dur.
27 Temmuz Çarşamba günü sempozyum sonrası iştirak edenler için nesilde yemek verildi. Bu yemekte Seyyid Ömer Geylani ve Seyyid Muhammed Zeyn'in Risale-i Nur ve hizmetini takdir ve tebrik eder konuşmaları herkesi surura gark etti. 28 Temmuz Perşembe günü Mekke'den gelen 10 kişilik seyitler cemaati Topkapı Sarayı'ndaki mukaddes emanetleri ziyaret ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın torunları burada gözyaşlarını tutamadılar. Onların bu ziyareti bazı basın mensuplarının dikkatini çekti ve onlarla röportajda bulundular. Bu röportajda Osmanlıların İslam'a çok hizmet ettiğini, Kur'an'a ve Resulullah'a aleyhissalatü vesselam'a ait her şeyi çok güzel muamele ettiklerini, Müslümanların Osmanlılara şükran borçlu olduğunu bildirdiler. Akşamki toplantıda ise Şeyh Muhammed İsmail Zey, Nur hizmetinin başka yerlerde de olup olmadığını sordu. Profesör Faris Kaya da Amerika'da, Avrupa'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde çok harika nur hizmetlerinin icra edildiğini anlattı. Bunun üzerine Şeyh Muhammed İsmail Zey, benim Endonezya'da tanıdığım çok alimler ve kimseler var. Adreslerini vereyim, sizin onlarla da nurani bir alakanız olsun dedi. Türkiye dönüşü kendisiyle görüştüğümüzde ise Risale-i Nur'dan ve hizmetinden fikren çok etkilendiğini, Endonezya'ya Risale-i Nur'ları göndermeye başladığını söyledi. Bir kez daha gitmeyi düşünüyor musunuz diye sorduğumuzda bir kez değil, çok kez daha gitmek isterim diyor. Bu tablo karşısında kim olursa olsun Husrev abi gibi der. Sevgili üstadım, size medyunuz, risalelere medyunuz, bizi size ve Risale-i Nur'lara ulaştıran Cenab-ı Hakk'a medyunu müteşekkiriz ve hamidiz. 29 Temmuz Cuma sabahı Ebeyl el-Ensari Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik. Sabah namazını kıldıktan sonra caminin yanında mahalli bulunan İslami İlçiler Birliği, Türkiye temsilcisi Mehmet Emin hocamızın yanında kahvaltı ettik. Oradan Beylerbeyi dershanesinde biraz dinlendikten sonra Sungur abimizin de teşrifiyle Cuma namazını Fatih Camii'nde kıldık. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ni ziyaret ettik ve ruhuna fatihalar okundu. Bundan sonra Batan'da Ahmet Aytumur abimizi rahatsızlığı sebebiyle ziyarete gittiğimizde çok iltifatlarda bulundu. Ve seyitleri görünce Mekke'deki nur hizmetine çok dualar etti. Daha sonra Süleymaniye Camisi ve Hamidiye Dershanesi ziyaret edildi. O gün Şeyh Muhammed Zeyn bizlerden ayrılmak zorunda kaldı. Onu havaalanına bıraktıktan sonra bizler Üsküdar'daki Bedi Dershanesi'ne yerleştik ve geceyi orada geçirdik. 30 Temmuz Cumartesi günü Ehsan Kasım abiye Malezya'daki sempozyuma ucu ettikten sonra Sungur abimizle Seyitler Cemaati ve biz İstanbul havaalanından Diyarbakır'a hareket ettik. Diyarbakır'da Isparta'dan Fuat Tüfekçi Abivan'dan Celal Hüyük ve Diyarbakır cemaati bizleri karşıladı. Burada Halid bin Velid Hazretleri'nin oğlu Süleyman bin Velid Hazretleri ile beraber 27 sahabenin metfun bulunduğu türbe ve camisini ve doğunun en eski dershanelerinden olan 10 numaralı dershaneyi ziyaret ettik. Kardeşler bize Diyarbakır'ın nasıl fethedildiğini de anlattılar. O zaman anladık ki Diyarbakırlılar gerek maddi gerekse Risale-i Nur'la olan manevi futuhatta daima inayet ilahiye mazhar olmuşlar. Daha sonra Elazığ göl kenarına çıktık, oradaki derse katılıp geceyi orada geçirdik. 31 Temmuz Pazar günü Nur Risalelerinin ilk talebesi, ilk muhatabı, sualleri mektubatın telifine vesile olan Üstadın sen ve kardeşim Abdülmecid Amal-i Uhreviyem'e hissedersiniz dediği Neşyan var Kur'aniye'deki muvaffakiyetin ve gayretin ve şerkin bir ikram-ı ilahidir, bir keramet-i Kur'aniyedir, bir inayet-i Rabbaniyedir, sizi tebrik ediyorum dediği Albay Hulusi abi için Elazığ'da düzenlenen mevlide iştirak ettik. Yaklaşık 5000 kişinin bulunduğu mevlitte Sungur abi, Hüsnü abi, Seyit Salih Özcan abilerin de katılması ayrı bir manevi havanın teneffüs edilmesine vesile oldu. Üstadın yıllar ötesinde bugüne bakan keskin gaybı aşina nazarına burada önceden Şeyh Vahit efendilerin şahit olduğu gibi bizler de hayretle şahit olduk şöyle ki mevlitte öğle vakti duhul edince saflar hazırlanıp namaza durdu. Mekke'den Seyyid Ömer Geylani imam olmasıyla öğle namazı eda edildi. Namazdan sonra Seyyid Salih Özcan abi bizlere ağlayarak üstadın şu hatırasını nakletti. Bediüzzaman Hazretleri bundan 55 sene önce bana senin yanına seyitlerden bir cemaat gelecek. Onlardan biri Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunu olup size imamlık yapacak ve namaz kıldıracak dedi. Bu hadise hepimizi çok heyecanlandırdı. Ey üstadım, biz sana eremedik, seni göremedik diye hasretle yanıp kavruluyorduk. Neler feda etmezdik ki seni bir kez görüp ziyaret etmeye. Çünkü kokun gülü Muhammed'i kokusu,
Nurun Kur'an'ın nuru, iklimin asrı saadet iklimidir. Şimdi ağlayıp üzülürken senden uzakta olduğumuza, bir kez de anladık ki nurunla ve ruhunla çok yakınımızdasın. Bir kumandanı azam gibi, bir üstadı kül gibi, bir veliüzzaman gibi, ders ders, dershane dershane, cemaat cemaat nur talebelerin başındasın, yanındasın. Risale-i Nur ile ve hakikaten bu hizmetin başındasın. Şimdi Sungurlar, Hüsnüler, Seyit Salihler, Ahmetler, Saitler de seni görüyor ve onları senin sıbganla sıbgalanmış biliyoruz. Rahmet et, kerem et ey Nur-u Huda. Dünyada ve ahirette üstadımızdan ve Risale-i Nur'dan bizleri etme cüda. Mevlüt sonrası Elazığ'dan bin yıla hareket ettik. Muş'a geçtik ve oradan geceyi Tatvan'da geçirdik. 1 Ağustos pazartesi günü Patnos'a dershane açılışına yetiştik. Daha sonra Van'a gittik ve oradaki kalabalık bir ders cemaatinde Seyyid Muhammed İbrahim Anlar şöyle konuştu. Bizler Arapça, tefsir, hadis gibi dini ilimleri aldığımız halde Risale-i Nur'u okuduğumuzda çok şeyleri hissediyoruz. Bizler dini mevzulara ve kitaplara meraklı olduğumuzdan Risale-i Nur'u da dini bir kitaptır diye okumaya başladık. Fakat okuduğumuzda çok farklı bir tefsir olduğunu anladık. Herkes alim olmak ister. Bunu üstad bizim için kolaylaştırdı. Kim Risale-i Nur'u bir sene okursa zamanın hakikatli bir alimi olabilir diyor. 2 Ağustos Salı günü üstadın Van'da kaldığı yerleri ziyaret ettik. Bu vakitlerde Van ve civarındaki bütün alimler gelir, üstadla ilmi sohbetlerde bulunurlar. Nurşin Camii'nde ve Van Valisi Tahir Paşa'nın konağında her gece yapılan ilmi münakaşalarda Cunun-u Cedide'den 2 hafta zarfında kendi kendine fehmetmek suretiyle çalışarak mektep muallimleri hayrette bırakan Bediüzzaman'ın ateşpare zekasına şahit olmuştu Van. Ayrıca Nurşin Camii'nden geçerek Erek Dağı'na önceden kilise karabesi olup taşlarla çevirip üstadın içinde kaldığı yere çıktık. Dağda abiler bize üstadın kurt hatırasını anlattılar. Bir gün üstadla talebeler otururlarken içeri bir kurt gelmiş. Yatağını yırtarlarken gece. Yaklaşık 5 dakika kadar üstadla bakıştıktan sonra gitmiş. Üstad Hazretleri bu kurt lisan haliyle ne dedi biliyor musunuz? Sana geldik bir ikramda bulunmadın. Öyleyse ben de kerem sahibine gider, ondan isterim dedi ve gitti demiş. Van Kadesi Horor Medresesi... Vallahi Hamit diyor, ben kurdu gördüm, yerde yatıyordum. Hemen demiş, yorganı üzerime çektim, gizlendim diyor. Evet, evet. Van Kadesi Horor Medresesi üstadın kaleden yuvarlanıp harikulade bir şekilde mağara düştü. Ve düşerken davam, davam diye haykırdı. Şimdi kaleden düşünce, diyorsa düşmüşsün hanım. Abi 2 metre ileride şey. O kavis yaparak mağaraya geliyor. Horhor medresesine geldiğimizde ise 13. ricayı okuduk. Birçoğumuz bu derste duygulandık. Van'dan bir pınara gittik. Orada Molla Bedrettin Tillo'yu ziyaret ettik. Beraber öğle namazını kıldık. Ayrıca Gülpınar'da Dicle Nehri'nin kaynaklarından birini gördük. Kudret-i İlahiye'nin tecellisi o muhteşem manzarayı hayretle seyrettik. Buradan Üstad Hazretlerinin doğup büyüdüğü, harika çocukluk devresini geçirdiği Nurs'a geldik. Nurs için Üstad Hazretleri şöyle diyor. Bizim Nurs köyümüz ise hem eski talebelerim hem hemşehrilerim biliyorlar ki bizim köyümüz Soğukbal'da gösteriş ve cesaretle iler göstermek için Semedü'yü çok severdiler. Güya büyük bir memleketi fetheder gibi kahramanana bir tavır almak istiyordular. Ben hem kendime hem onlara çok hayret ederdim. Şimdi hakiki bir iftar ile bildim ki o masum nurslu insanlar Nurs kalyesi Risale-i Nur'un nuruyla büyük bir iftikar kazanacak. O vilayetin nahiyenin ismini işitmeyen Nurs köyünü ehemmiyetle tanıyacak diye birisi kablel huku ile o nimeti ilahiye karşı teşekkürlerini temeddü suretinde göstermiştir. Üstad bize nurslıdır ha. Üstadın aklı varsın. Akşam namazını Nurs'ta kıldık. Namazdan sonra Nurs dershanesindeki derse Bitlis ve Hizan'dan gelen kardeşler de katıldılar. Mekke'den Seyyid Muhammed Elmas Nurs için şunları söylüyor. Evet, herkes selamet-i sütfi üzere doğar. Fakat onun farklı ciheti Cenab-ı Hakk'ın ona muhafaza edici bir muhiti ihtiyar etmesidir. Başta peder ve validesi, sonra etrafındaki toplum. Çünkü o toplum iman ve tasdik-i kalbi İtminan ve teslim-i fikri atmosferini gösteren saati İslami bir toplum idi. 3 Ağustos Çarşamba günü Nurs'u geldik. Üstad Hazretlerinden doğup büyüdüğü eli gördük. Ve dolaştığı bağ ve bahçeleri geldik. Babası, annesi ve ağabeyi Molla Abdullah ile kardeşim Molla Mehmet'in kabirlerini ziyaret ettik. Üstadın bu sebat-ı alişan nasıl bir mahiyette doğmuşlar ve nasıl beslenmişler, ruh ve kalpleri
akıl ve vicdanları nasıl bir atmosferde neşvileme bulmuşlar dediği hakikati bir nebze yaşadık, gördük. Bu manevi havayı bir lahza da olsa teneffüs ettik. Bu arada gidip gelen köylülerle selamlaştık. Üstadı hayal ederek Nurs'tan ayrılıp Hizan'a geldik. Hizan dershanesinde biraz dinlendikten sonra Bitlis'e geçtik. Üstadın esir düştüğü yeri gördük. Dershanede öğle namazını eda ettikten sonra Diyarbakır'a, oradan da Urfa'ya geldik. Akşam namazından sonra Abdülkadir Bağdudlu abinin dershanesinde de yemek yedikten sonra Mustafa Hoca'nın dershanesine gittik ve derse iştirak ettik. Oldukça kalabalık olan derste Seyyid Muhammed Elmas, Risale-i Nur ve hizmetine müteallik müşahedelerini anlattı. 4 Ağustos Perşembe günü sabah Üstad'ın Urfa'da bulunan eşyalarını görüp cübbesine giydik. Halil İbrahim dergahını, Üstad Hazretleri'nin ilk kabrini ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mağarasını ziyaret ettik. Urfa'dan Gaziantep'e, oradan Adana'ya ve Pozantı'ya geçtik. Pozantı'da ikindi namazı sonrası her anı heyecan, şevk, duygu yüklü yolculuğumuza devam ederek Sehmi Hoca'nın vesile olduğu dershaneyi ziyaretten sonra Konya'ya vasıl olduk. Oradan akşam dersine katıldık. Ders oldukça kalabalıktı. Bu derste Seyyid Muhammed Elmas Mekke'deki nur hizmetlerinden bahsetti. Cumartesi günleri Seyyid Emir Elbaz'ın evinde, pazar günleri Seyyid Halil Belciklü'nün evinde, pazartesi Seyyid Muhammed İsmail Zeyn'in yaklaşık 300 kişilik cemaatiyle salı günleri Mekke dershanesinde Arapça derslerin olduğunu, ayrıca her gün Medrese-i Nuriye'de Türkçe derslerin yapıldığını anlattı. Bütün Arap Yarımadası'nda İkra, Katar, Mes gibi TV kanallarında Üstad Hazretlerinden anlatıldığını, gazete ve mecmualarda makaleler hazırlandığını, Üstad'la ilgili konferanslar verildiğini, bazı camilerde hususen İhlas ve Kuvvet Risalelerinden hutbeler verildiğinden bahsetti. 5 Ağustos Cuma yani ertesi gün Hazreti Mevlana ve Hocası Şemseddin Tebrizi ve Üstad Hazretlerinin kardeşi Abdülmecid abinin kabirlerini ziyaret ederek Konya'dan ayrıldık. Konya'dan sonra Yalvaç'taki yeni Medrese-i Nuriye'nin temel atma merasimine katıldık ve Cuma namazını orada kıldık. Bu yolculuk esnasında seyitler sık sık Mekke'ye ailelerine telefon ediyorlar ve Türkiye ve İslamlar hakkındaki izlenimlerini aktarıyorlardı. Seyit Muhammed Elmas'ın kardeşi Ali Elmas, ailesini ilk aradığında burada Nur talebelerinin her 10 karışta bir dershanesi var demişti. İkinci kez aradığında ise hayır, 10 karışta bir değil, her taşın altında bir dershane-i Nuri açmışlar diye Risale-i Nur bütün memleket çapında olan rağbet ve ihtiyacı ve Nur talebelerinin gayretini bu şekilde ifade etmişti. Daha sonra Alişan Tolu abiyi ziyaret etmek üzere Senirkent'e geçtik. Orada 3. mektubun tehlif edildiği Çam Dağı'na, Tepelice Merkine çıktık. Çok risalelere konu olup adı geçen çam ve katran ağaçlarından adeta üstadın sırakıyla ağlayan, onunla aynı kaderi paylaşan hazin halini görünce gözlerimiz doldu. Anladık ki hala hatırasına bile hazmedemeyen huffaş müsilli gafiller var. Bu aziz milletin alem-i İslam'ın dehşetli sadmelerle sarsılan imanını helaketten kurtarmak için bir mevhibe ilahi eseri olarak tehlif etti Risale-i Nur ile imdadına yetişen aziz, mübarek, muazzez üstadımıza hayattayken yaptığınız zulümler yetmedi mi? Onun hatırasının yadigarı olan iki mübarek ağacı kesmekle acizliğinizi, sefilliğinizi ilan ediyorsunuz. Üstad Hazretlerinin Nur Risale'leriyle içimize zer edip okudukça neşvine mağb olan dünyadan ta ahirete kadar dar ve budaklanan iman şeceresini elinizden gelirse ve gücünüz yeterse kesiniz. Ve ondan ders aldığımız ve ahir ömrümüzün sonuna kadar Risale-i Nur'u okumak, yazmak ve anlatmak suretiyle dünyayı Çam Dağı'na ve Barlı'ya çevirinceye kadar Risale-i Nur'un neşrine çalışacağız. Barlı'ya geldiğimiz akşamından Said Özdemir, Abdülkadir Badırlı, Mustafa Beylik abiler ile Abidin Kavurmacı, Fuat Tefekçi abilerin de bulunduğu feyizli bir ders oldu. Ağabeyler birer birer üstadla ilgili hatıralarını anlattılar. Orada cemaate hitaben Seyyid Muhammed Elmas ve Seyyid Ahmet Haddad şöyle dedi. Ne mutlu sizlere ki böyle ağabeyleriniz var. 6 Ağustos Cumartesi sabah kaldığı evi ve Medresi Nuriye ikinci defa Bardel geldiğinde ona sarılıp yürekleri parçalarcasına ağladı ve sabahlara kadar onun latif fikirlerini tespit etti. 54'te biz geldik de 53'te üstad bir defa Zümeyir abiyle gelmiş. Cibile. 2 saat durmuş gitmişler. Dedi gelince böyle ağaca bir sarılmışlar. Ağacına. Ondan sonra hiç müsaade istemiş. İçeri girmiş odaya. 2 saat ağlamış yani. Hazır sesler işliyor duyuyoruz Beyer abi. Üstad niye ağladınız be? Ballı'ya nasıl geldi? 25 lira ben. Ballı'dan sonra işte Eskişehir, Denizli,
Afyon hapishaneleri kaldığı yerleri vesaire. Sonra rehber başlaması, sonra ben de geldiği zaman bütün dünyaya misalleri yayılmaya başlamıştım. Evet. En iyi zaman baktığında İslamlara çevik gözlerine geliyorlar. Abdülkadir Badıllı abi bizlere Risale-i Nur'da ifadesi bulunan üstadın kendi elleriyle tamir edip imamlık yaptığı mescidin de fadilatlı olup bir aya kadar faaliyete geçeceğini söyledi. Bağladan sonra yağmur yüklü bulutlar gibi binbir hissiyatla dolan kalbimizi alıp İslam köyüne üstadın talebesi Hasan abiyi ziyarete gittik. Hala nurları eskimez yazıyla yazan Hasan abi iki büklüm beliyle bizlere hatıralarını anlattı. Kendi her yazması 29. damayı bizlere hediye etti. Risale-i Nur'la iştigalın 5 türlü ibadet olduğunun mücessem bir ifadesi Hasan abinin lisan-ı halinden gayet vazı bir şekilde okunuyordu. Bundan sonraki durağımız 1000 karımda Risale-i Nur'ları yazıp hanımlarıyla ve çobanlarıyla hizmet eden Sav'a gittik. İkindi namazını Sav'da eda ettikten sonra Isparta'ya geldik. Isparta'da üstadın evini, kullandığı bazı eşyaların 70 yamalı cümlesini gördük. Burada Sungur abi üstadla ilgili hatıralarını anlattı. Cumartesi günü Said Özdemir, Sungur abi, Abdülkadir, Badıllı abilerin de katıldığı kalabalık muhteşem bir ders oldu. Bu derste seyitler, bizler tahsil ettiğimiz dini ilimle hizmet ediyoruz zannederdik. Hizmetin ne demek olduğunu şimdi anladık dediler. 7 Ağustos pazar kahvaltından sonra Emir Dağı'na Mahmut Çalışkan abi ziyarete gittik. Bizlere şu ilginç hatırayı anlattı. 1952 yılında çok açık bir rüya görmüştüm. Rüyamda Stalin üstadın oturduğu evin dış kapısından içeri girmek istiyordu. Ben, Ceylan ve Zübeyir abiler üçümüz kapının arkasında bu herifi içeri sokmamak için uğraşıyorduk. Sonra nasıl olduysa gücümüz kafi gelmemişti. Stalin bizi iterek dış kapıdan içeri girdi. Bu sırada üstad elinde bir keserle merdivenden aşağı iniyordu. Biz endişe içindeydik. Stalin ile üstad aşağı merdiven sağlığında karşılaşmışlardı. Stalin yukarıya üstadın oturduğu merkeğe gitmek istiyor. Üstad onu bırakmıyordu. Tam bu sırada üstad elindeki keser de Stalin'in kafasına vurmaya başlamıştı. Stalin içeriye giremeden orada düşüp geberdi. Ben heyecanla rüyamdan uyandım. Ertesi günü bu rüyayı Zübeyir abiye anlattım. O da üstadı anlatmış. Üstadımız beni çağırmıştı. Zübeyir abi gelerek, kardeşim gel üstad seni istiyor dedi. Beraber üstada gittik. Üstad, gel Mahmut kardeşim gel. Nasıl gördün rüyayı anlat dedi. Ben gördüğüm gibi anlattım. Üstad hayretle. Fe subhanallah dedi. Sonra rüyayı yorumladı. Bu Risale-i Nur'un ve İslamiyet'in komünizme galip gelmesidir. İnşallah muvaffak olacağız. Üstad Zübeyir abiye bu rüyayı kaleme alın, bütün kardeşlere dağıtın dedi. Sonra bu rüya layık olarak dağıtıldı. Rüyayı gördüğüm gece Stalin beyin kanamasından gebermişti. Ölümünü 10-15 gün kadar gizlemişlerdi. Gazetelerden okuduğum kadarıyla herifin ölüm günüyle rüyam aynı gün cereyan etmişti. Emirdağ dershanesini iki namazla kıldıktan sonra üstadın Eskişehir hapishanesinin penceresinden mektepli lise talebelerini seyredip onların 50 sene sonraki hallerinin sinema şeridi gibi gözünün önünden geçtiği liseyi gördük. Allah Sungur abiden ebediyen razı olsun. Amin. Bundan sonraki durağımız Bursa'ydı. Bursa'da Ulu Cami Emir Sultan Hazretleri'nin türbesini Osman Borhan Gazileri ziyaret ettik. 8 Ağustos pazartesi İstanbul'a geçtik. Risale-i Nur'ların basın ve dağıtım yerleri olan Sözler Yayın Evi, Hizmet Vakfı ve Envar Yayın Evi'ne gittik. Hizmet Vakfı'nda Ekrem abiler seyitlerle yakından ilgilendiler. Onlara tevafuklu Kur'an'ın nasıl yazılıp basıldığını anlattı. Bizler de birer tevafuklu Kur'an aldık. Akşam Bedi dershanesinde Necmettin Şahiner abinin de bulunduğu derste iştirak ettik. Şahiner abi bizlere son şahitleri yazmaya başlarken rüyasında Üstad Hazretlerini gördüğünü, Üstad'ın sadece bana bak dediğini ve itina ile abdest almaya başladığını, dikkatini çeken başka şeyler olduğunda başkaları neden Üstad'a dikkati nazar etmiyorlar da yalnız hep ona bakıyorum deyip dikkat dağıldığında defaatle sen sadece bana bak, sen sadece bana bak deyip kendini seyrettiğini anlattı. Bu nefes kesen duygu yüklü, bizim için ömrümüzün nadide bir hatırası olan yolculuk 9 Ağustos Salı günü Mekke'ye dönüşte sona erdi. Mekke'ye döndükten sonra bizimle Türkiye'ye gelemeyen seyitler gayet üzüldüler. En kısa zamanda kendileri de Türkiye'ye nur hizmetini yakından müşahede etmeye gideceklerini söylediler. Türkiye dönüşü adeta cismen Mekke'de fakat ruhen ve kalben hala Türkiye'deymişiz gibi uzun bir müddet belki günlerce heyecanımız teskin olmadı. Risale-i Nur yalnız bir cüz'i tahribatı bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan, dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdan ıslahı çalışmıyor.
belki 1000 seneden beri tedarik ve terakim edilen müfsit aletler ile dehşetli rahnelenen kalbi umumi ve efkar-ı ammeyi ve umumun bağımsız avam ve mü'minenin isnatgahları olan İslami esaslar ve cereyanlar ve şairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi Kur'an'ın icazıyla geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli ve dehşetli rahnelere ve yaralara hakkal yakın derecesinde ve dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hasiyetinde mücerrek ilaçlar, hadsiz eziyeler bulunmak gerektir ki bu zamanda Kur'an-ı Musul beyanı icazı manesinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyatı inşafata medardır. Geziye katılanlar Seyyid Ömer Geylani, Seyyid Haşim Geylani, Seyyid Muhammed Zeyn, Seyyid Muhammed Elmas, Seyyid Ali Elmas, Seyyid Ahmet Abbas, Seyyid Macid El Amir, Seyyid Ahmet Abbas, Adana, Selim Hanife, Mekke-i Mükerreme. İlla-i Üstad. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak sündürlendirsin inşallah. Harisin sen misin ya? Yani böyle buradaki gibi derslere dersler başlatmışlar her tarafta. Hatta bazı böyle medreselerine davet ettiler. Gittik. En son Sumur evde dedik ya keşke dershanede böyle zaten bunlar da böyle ders okusak. Oradan Selim abi dedi zaten biz böyle yapıyoruz. Hatta dedi ki yani Selim abi biz böyle aldık. Birkaç kişiydik. Kimsenin oraları bilmiyordu. Bizi saymıyordu. Biz mecburen böyle orada büyük alimlerin, büyük şeyhlerin medresesine giderdik, onları dinlerdik. En son eğer bize bir söz hakkı verirlerse biraz da böyle nurlardan bahsederdik. Fakat şu son zamanlar artık dershanelerimiz çoğaldı, bu seyitler de tam böyle hizmete sahip çıktılar. Hatta mesela Nebil Baz'ın evinde cumartesi zaten burada söylüyordu, ders vardı, biz böyle Sumra bile iştirak ettik. Orada kalabalık bir cemaat oldu. İşte o Seyyid Ömer Geylani gelmişti, o büyük bir alimdir. Efendim orada Beni Haşim kabilesinden Kabe'nin anahtarı onda olan kabileden beri bir genç gelmişti. Ve orada Alevi Maliki isminde çok büyük bir zat var. Üstad döneminde yaşamış. Onun torunu, onun ismi de Alevi Maliki. O da gelmişti. Kendileri Arapça dersi veriyorlar. Vesaire kalabalık bir cemaat oldu. Orada hatta dersten sonra o Kabe'nin anahtarı onda olan Beni Haşim Beni Şeybe kabilesinden o genç böyle o dersin tesirinden kardeşlerden külliyat istemiş. Demiş ben külliyat istiyorum, külliyat alacağım diye. O Seyyid Alevi Maliki de böyle sınıra bir davet ettik ya bizim dershaneye gelsen falan. Oraya da gittik. Yani böylelikle hizmetler böyle çok gelişmiş elhamdülillah. Böyle bir şahit ettik. Tabii Mekke'de biraz daha farklı. Bu Seyyidler sahip çıktıkları için Araplar için de hizmet tam gelişti. Ama Medine'de de tek tük. Mesela bu gidişte gördük. Orada mühendis bir kardeş getirdiler. 1,5 aydır böyle nurları tanımış, külliyatı almış ve ciddiyetle okuyormuş. Ve kendi arkadaşlarını böyle davet ediyor. Hatta orada Medine'de Mustafa Yeşilyurt'a bir şöyle bir hatıra anlattı. Dedi bir gün ben Mescid-i Nebevi'de oturuyorum. Baktım böyle bir genç yaklaştı bana. Böyle geldi benimle tanışmak istediğini söyledi. Tanıştık. Biraz sonra diyor tabii ayrıldık. İkinci gün bir daha geldi. Ya dedi rica ediyorum. Bana böyle bir nasihatta bulunuz. Böyle bir hadis var. Yani diyor birisi size nasihat isterse ona bir nasihatta bulunun diye. O da demiş ki Mustafa abi demiş sen Bediüzzaman ve Risanlur diye bir şey biliyor musun? Yani Bediüzzaman diye bizzat Risanlur diye bir eser. Demiş ben bilmiyorum. Demiş sana nasihatım tavsiyem sen git Bediüzzaman'ı araştır. Onun eserleri var Risanlur onları oku. O da demiş tamam Allah razı olsun yani bana nasihat ettin bunu kabul ediyorum ama ben nereden bulacağım bunları? Mustafa abi de cebinden 2 tane küçük kitap çıkarmış vermiş. Demiş sen bunları oku gerisini bulursun. Gitmiş birkaç gün içinde bunları defaatle okumuş bu kitapları. Çok hoşuna gitmiş gelmiş demiş ki ya demiş rica ediyorum parası neyse sen ne kadar kitap varsa hepsini getir. Bir külliyatı getirdim satın aldı. Suriyeli bir genç. Böyle satın aldı diyor. Sonra Suriye'ye gitti. Tabi adresimi aldı. Sonra diyor tabi kitaplar istedi Suriye'ye gittikten sonra. Ya burada işte ben çevreme anlattım. Çok akrabalarım var. Hepsi kitap istiyorlar. Yani kaç tane külliyat böyle Suriye'ye gönderdik. Parasını gönderiyoruz. Rica gönderirken. Arapça tabi. Suriye'de ciddi bir hizmet başlamış. Hatta oradaki dershaneyle bunları böyle irtibatlandırmışlar. Hatta orada ben Mescid-i Nebevi'ye gittim. Baktım 2 tane böyle zat geldiler ihtiyarca. Mustafa bunları karşıladı. Bana dedi hani ben size o hatırayı anlattım ya. İşte birisi o gencin babası, birisi de amcası. Umre'ye gelmişler. Yani böyle biz de çok hayret ettik. Böyle Arap aleminde inşa ediyor. Hatta biz böyle gitmeden 15 gün evvel orada Rabıtatul Alemil İslami var. Bunların kurucularından birisi de Salih Özcan abi. Ta eskiden kurulmuş. Tabii şimdi elhamdülillah tam manasıyla Araplar sahip çıkmış.
Nebil Baz abi de bu rabıtada çalışan elemanlardan birisi. O rabıtanın başkanı da Suud Vakıflar Bakanı. Abdülmasin Et-Türki isminde bir zat. Şimdi bu son işte bir ay evvel bir toplantı düzenlemişler. 80 ülkeden 500 tane ilim adamı çağırmışlar. Hatta Türkiye'den Diyanet İşleri Reisi de gitmiş. İşte Cezayir'den, mesela Cezayir'den Muhammed Abdülnebi şeye gelmişti, sempozyuma gelmişti. Sonra uzak doğudan Kutup Sanu. Yani nur talebeleri bazı böyle profesörler de çağırmışlardı. Burada İttihad-ı İslam'la alakalı bir sempozyum olmuş. Şimdi orada o sempozyuma iştirak eden profesör abiler, üstadımızın düsturlarını yani alem-i İslam'la alakalı İslam'da geçen bahisleri hepsini orada nakletmişler. Çok böyle istifadeye medar olmuş. Hatta orada Endonezya Alimler Birliği Cemiyeti Başkanı bir zat, profesör bir zat. Tabi kardeşler tanımıyor. Oraya çıkıp böyle hep külliyattan misaller vermiş. Sormuşlar ya bu kimdir bu zat? Demişler bu işte Endonezya Alimler Birliği Başkanı. Profesör bir zat. Allah Allah hayret etmişler yani kardeşler. Orada Nebil Baz abi demiş ki ya biz nasıl yapalım kardeşler demişler. Bu kadar alimler gelmiş. Biz bunlara nasıl sandurları tanıtalım? Tamam bir kısmı biliyor ama çoğu bilmiyor. Hemen tutmuşlar o Arapça, İngilizce ve Türkçe külliyatın olduğu CD'den 150 tane kopyalamışlar. Bunu böyle o alimlere dağıtmışlar. Alanda çok güzel hizmetler olmuş. Saat 12'ye geliyor. Elhamdülillah yani orada şimdi mesela o Muhammed İsmail Zeynel Medresesi'ne gittik. Çok büyük bir alim, 35 yaşlarında bir zat baktı ki bütün talebelerin ellerine kitapları dağıtmış Arapça. Sonra öğrendik ki bir fıkıh kitabı, bir tane de hadis kitabı, bir tane de Risale-i Nur'da küçük kitap. Şimdi onlara kendi derslerini okuyorlar. Kendi dersleri bitince Risale-i Nur'dan açıyorlar. Zaten her üstünde kitap küçük sözler vardı. Fakat böyle Sumrabiler gittiği için o gün böyle okumadılar. Sumrabi ısrarla böyle hatıralar sordular. Bize hatıralar andı. Yani Risale-i Nur'dan bahset. Biz nasıl hizmet ederiz? En çok sordukları bu alimler. Hep beraber bir araya geliyorlar. Hatta 3 ayrı yerde 3 ayrı böyle alim Sumrabi'ye aynı soruyu sordular. Sanki böyle birbirleriyle anlaşmış gibi. Ya abi biz Türkiye'ye geldik. Yani bir kısmımız Türkiye'ye geldi. Oraları da gördük. İşte burada da görüyorsunuz siz yavaş yavaş İslamlılık inkişar ediyor. Yani bize ne tavsiye edersiniz? Bize ne şey yaparsınız ki bu İslamlılar burada nasıl inkişar ediyor? Biz ne yapalım? Sumra bir de dedi ya burası Mekke, Medine. Kur'an'ın nazil olduğu yer, mübarek beldeler. Biz size ne diyelim? Siz İslamlıları okuyun. İslamlılar dostların kafidir. Falan diye. Çünkü her birisi bir tarikata bağlı bir şeyi olan böyle zatlar. Sonra Muhammed Zeyn böyle çok çok böyle memnun oldu. Hatta Seyyid Ömer Geylani o Nebil Baz abinin evindeki derste böyle Arapça, Sumur abi o Ceylan abinin hattıyla yazılan Arapça mesnevi verdi. O da aldı. Böyle bir ders okudu. 5 tane lamı okudu. Böyle her bir cümlesine dikkat edin böyle bir cümle okuyor. Allah Allah diyor. Acayip diyor böyle. Halbuki daha evvel 3 defa okumuş mesnevini diyor. Biz verdikten sonra 3 defa okumuş. Hatta şeye sorduk yani bu Türkiye dönüşünden sonra Seyyid Elmas'a sorduk ki ne kadar külliyatı okudun? 3 defa külliyatı bitirmiş. Elhamdülillah. Yani seyitler arasında da çok ciddi bir hizmet başlamış elhamdülillah. İnşallah artık o manzaraları gördükten sonra tabii biz burada rahat ediyoruz. Yani birilerinin buradan gidip artık oralara inkar etmesine lüzum yok. Onlar kendi kendilerine orada nurları anlatıyorlar. Abi o şeyi de isterseniz 2 cümleyle. Yani bu 6-7 ülkeden kardeşler gelmişlerdi. Fas'tan, Cezayir'den, İran'dan, Mısır'dan, Yemen'den böyle kardeşler bir araya gelmişti. Her birisi kendi beldesindeki hizmetleri anlattı. Hakikaten artık o beldelerde hizmetler oturmuş. Mesela o Fas'taki kardeş dedi, mesela Ferit Er Ansari burada sempozyuma gelmişti. Çok faal bir nur talebesi. Yani bu gibi profesörler çok ciddi dedi nurlara sahip çıkıyorlar. Her zaman hatta o Cezayir'deki kardeş böyle oradaki dershanenin şeyini böyle bir sinevizyon gibi yapmıştı. Bize böyle cemaata gösterdi. Orada o sempozyuma gelen Ammar Ceyder ve diğerleri, Aşrafi Süleyman. Hepsi böyle derslere geliyorlar, gidiyorlar, sert çıkıyorlar. Öyle fotoğraflarla gösterdi. Hakikaten bizim de böyle çok şevklenmemize medar oldu. Elhamdülillah. Çok selamları vardı böyle. Mesela turistli bu şey, sempozyum turuncugiller. Turuncugiller de ailesi Şükran Bayi'de İngilizceyi bütün külliyat İngilizceye tercüme etti. Yani en yüksek İngilizce. Mısır şeyini ondan açtılar. Mısır 4-5 tane külliyat basıldı.
o şey Arapça onun sonra ve daha neler neler. Benim aklımda burada kalabiliyken Gültekin Bey geldi yani şöyle mi? Sözler yayın emri üzerine taşı arkadaş bütün şeyi kırınca aklını teslim ettiğinden din birine şahide yok ya teslim ettiğim yok benim. Aynen biz sofa köyde bir bina tuttuk inanır sözlerine sözlerine devam eder. Bir şey diyorum hani bununla yapılınca gidiyor bu da adabete lüzum yok yani kırınca gidiyor falan böyle adam böyle elhamdülillah çağırın. Adam bak bütün dünyada İngilizce, Arapça yeter, yıllar başlıyor, sonra o toplandı da. Kerim abi dedi ki, buradaki... Diyorlar, tahtım etsem yeteri şükürler verir. O zaman öyle, öyle ezberler dilemiş. Allah kabul etsin, öyle. Biz de geldik, biz de gidiyoruz. Artık yenisinler geliyor öyle, inşallah. Onlar da bu işle devam ettirirler. Vallahi devam, vallahi... Biz ben daha yeni başlıyorum yani. Bak boyuna. Külliyeler yapılıyor. Ben baktım orada adamlar yapmış şimdi. Üç katlı bina, büyük bir bina yani. Dört katlı. Adamlar şu ancak adamlar da bir şart gelmiş. Şimdi Ahmet abi söyledi de yeni bir arsa almışlar abi Adapazarı'nda. Öyle mi? 500 kaç metre Ahmet abi? 520 metre merkezi bir yer. Maşallah. Kaç liraya aldınız Ahmet abi? 30 mu? 30 ben 30 milyar. 150. 150 mi? Ha, değil mi? Sağ maşallah. Orada çok böyle şeyler var maşallah. İstihbara yürüyor yani. Biz artık eskidik bize. yani. Cenab-ı Hak ihlasını ayırmasın. Yeni gelenlerin böyle şeyinde dedi. Onları seven ve duaların içerisinde Cenab-ı Hak iddia edilsin. Yaşasın inşallah. Allah kabul etsin. Statüsü daima en başta. Her şeyde iyi yer yani. Görüyor musun Ahmet ya? Acizlik burada büyük Ahmet kardeş. Acizlik burada büyük diyorum. Ya. Sabahat Bey'in şeyiniz çok güzel. Her yer, her yerde şeyler var. Allah kabul etsin. Çünkü siz güzelsiniz değil mi? Ben şundan müsaade istedim. Saat 12. Saat 12'miz. Bir arzunuz, emriniz var mı? Gelin, Ahmet kardeş diyorum, gelin talebe dersin abi istifadeler. Ne dur bakayım ben. Sen namazda uyuyor gibiydin ya. Abi sen kampına geldiğinden dolayı ben pek anlayamadım, konsantrasyon yapamadım, bayağı sıkıcı geldi. Ama arkadaş olmasa öyle geldikçe sonra ayırsın yani. Namazdayken değil mi? Namazda mı? Namazda değil. Gerçekten. Namazda sen uyuyor muydun o iş? Namaz uyundu mu? Ben de. 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 Ben de